Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili canım kardeşlerim. Yer yer bazı şeyleri kayda alıyorum. Sizinle de paylaşıyorum. istifademi istifadelerinize sunuyorum. Şimdi gelişen hadiselerde, olaylarda insan bazen onun hikmetini, gayesini bilemediği zaman içine gömülüp kalıyor. Yani fanosun iç, içine kalıyor. Of of çekip çıkamıyor. Sıkıntı oluyor. Bu noktada Risale-i Nur külliyatından layka mektupları bizim büyük ve geniş zannettiğimiz o geniş dünya zannettiğimiz hususi dünyamız fanus bir fincan kadardır o şeye çöle atılan bir fincan kadardır. Oralardan çıkamasak şu dünyayı cehenneme çevirir. İşte bununla alakalı bir yer okuyacağım. Mektubattan okuyacağım. Bu bu kanuniyetlerini kullanacağım bugünkü meseleye. Şimdi insanın mutluluğunu, huzurunu, saadetini ortadan kaldıran zehir. Zehirlerden bahsedeceğim. Şimdi insanı ortadan kaldıran, insanı köleleştiren, insanı hapseden, insanı kuyuya indiren sıfatlardan bahsedeceğim. E, müsbet sıfatlardan değil. Müsbet bir şey haram değilse helal ve muba çok geniş olduğundan ama e, helal olmayanlar çok azdır. Ondan bahsedeceğim. Şimdi insanı hele bu korona vasıtasıyla herkes evde cehenneme çeviren şeylerden altı tanesini ustadımız zikrediyor. Böyle bir başlık yok risalede. Mutluluğun ortadan kaldıran zehirler diye. Ben buradaki kanuniyetleri bugüne, e, bugünkü ha, koronadaki dünyaya tuttur tutturmaya çalışıyorum. Yani kanuniyetini bulup burada kullanmaya çalışıyorum. Mektubat 29. mektubun 6. kısım olan sayfa 412 efendim hucumatı sitte insanın e, içsel aleminin en zayıf 6 tane noktası. Ehli dalalet zındıklar insi ve cinli şeytanlar insanın şu 6 tane zayıf damarını arıyorlar. Mutlaka bu 6 taneden bir veya birkaç tane insanda bulunabiliyor hepimizde. Onu yakalıyor. Onu yakalayınca dumanını attırıyor insanın. Bildiği zaman pek kesir o kadar olmuyor. Onlardan bahsedeceğim. Birincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri de der ki birincisi için Marazi kalbi ve insanın kalbinde diyor evliya olmak, kamil olmak, irfan sahibi olmaya mani insanın kalbinde en son çıkacak bir sıfat var. Yani soğanın cücüğü gibi var ya kabuğundan içeriye doğru en pis nedir o? Ondan bahsedeyim. Ustad buna hubbu diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna baş olma ne demek o? Kamil olma yolunda insanın kalbinden en son çıkacak olan bir latifedir bu. Baş olma sevdası ben bilineyim tanınayım mutlaka herkes bana itaat edip sevsin. Her istediğim olsun. İnsanlara hükmedeyim gibi hisler insanın bu hususi dünyasını cehenneme hazırlıyor İnsi ve cinli şeytanların hücum edip aktif ettikleri insanın en zayıf damarı da budur yani şöyle Muhammediye'de veya Ahmediye'de okumuştum diyor ki bir şeyhten bir mürebbiden terbiyeciden ders almış bir mürit dersini almış alacağını almış İrşada gidiyor. Bir yere medrese açacakmış. Sonra şeyhine, ustadına, hocasına çıktı. Işte, o zat so, diyor ki efendim gidiyorum diyor. Bana diyor tavsiye edeceğiniz en son bir nasihatiniz var mı diyor? En son artık orayı irşat edecek. Bizim o mürebbi olan terbiye eden zat demiş ki var evladım demiş. Var. Ben de bugünü bekliyordum sana bunu söyleyeyim diye. Böyle bir talep ederse söyleniliyor. Yoksa söylenilmiyor. Diyor ki gittiğin yerlerde Allah'lık davasına kalkışma peygamberlik iddiasında bulunma demiş. Tövbe estağfurullah. Allah'lık demek ki Rab yani. Allah değil de Rab yani. Rab'lık davasına bulunma, peygamberlik davasının iddiasında bulunma. Bir tanesi dava, bir tanesi iddia. Bu yani insan bunun altına ezilir tabi. Anlamadım efendim demiş. Bu ne demek yani? Tabi anlamışlar hikmeti bu ne demek? Bak evladım demiş. Her istediğim olsun demek Rablık davasıdır. Herkes beni sevsin demek peygamberlik iddiasıdır. Herkes bizi sevecek değil kardeş. Herkes seni seviyorsa imanından şüphe et. Çünkü kafirler seni sevmez, fasıklar seni sevmez. Sevmez kardeş. Seni ondan sonra e peki Allah insanoğlu herkes seviyor. Mu? İşte demek ki her istediğim olsun. Bu işte hubuca ufak gibi gözüküyor ama hubuca Niye beni o tenkit ediyor? Niye beni izlemiyor? Niye dediğim olmuyor? Niye böyle istediklerim cerran etmiyor? Bu buradan geliyor. En son çıkacak kalpteki maraz bu. İkincisi günün meselesi. Oradan açıldı. İkinci insanın en zayıf damarı el mühim ve esaslı bir his. Hissi kaftır. Korku damarıdır. Bunun da her şeyde olduğu gibi ifrat, tefrit, vasat. Yani e, mubala mübalağa etmek, abartmak yani ifrat. Tefrit var bir de tamamen nötr. Bir de ortası var, vasat deniliyor. İfrat nedir korkunun? Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. İfratı bu korkunun. Tefriti ise korkulmayacaklardan da korkmak. Yani her şeyden korkmak. Vasatı ise Allah Celle Celaluhu kork dediklerinden korkmak, korkma dediklerinden korkmamak. Bu makamda Allah seni korktuklarından emin eder. Bu arada bana çok gelen bir soruları da hulasa, şurada cevap vereyim. Tek tek veremiyorum ama yeri gelmişken. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki benden korkun diyor, başka şeylerden korkmayın diyor ve gerisinde şunu demişim. Eğer biz Allah'tan hakkıyla ile korkarsak korktuklarımızdan emin eder. Diyor ki abi diyor böyle ondan sonra korktuklarından emin eder geçmiyor diyor. Sif oraya kadar benden korkun diyor. Bak kardeş lemalar okumuşsan birinci lema ikinci lema Yunus aleyhisselam. Rabbehu biz diyor Rabbi nimeseniye duru Rabbehu Rabbi Rabbehu Rabbi. Yani Yunus Aleyhisselam için o Rabbine nida ettiği zaman biz nasıl diyeceğiz? Rabbim diyeceğiz. Şimdi ayet ve hadisler bir konuda bir mevzuda e, çeşitli etrafınca böyle e, çeviriyorsa o ona ait o mevzuya ait 5-6 tane hadis veya birkaç tane ayet varsa onlar bir araya getiriliyor, hamur ediliyor ve şöyle deniliyor. Bil mana hadis, bil mana hadis, bil mana ayette yani onun komprimi böyle geçiyor diye caiz. Ona ait bir örnek de vereyim. 10. söz la kal diyor. 500 tane ayetin hulasasıdır diyor. Dolayısıyla ben Kur'an ve hadisteki o şeyleri toplamıştım. Oradakilerin bilmana söylüyorum Cenab-ı Hak diyor ki "Benden hakkıyla korkarsanız korktuklarınızdan emin ederim." Aynı böyle bir cümle geçmiyor. Ama bilmana dedim. Hadis meali desem, ayet meali desem öyle diyeceğim ama bilmana demek bu demek, tamam? Mı? Devam ediyorum konuma. İnsanı bu dünya, insan bu da insan bu dünyasını cehenneme çevirir. Ne o? haf, korku hissi. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsak, korktuklarımızdan emin eder, korkmasak dünyamızı cehenneme çeviriyor. Korkunun çıtası olan ne yapacağız? Korkunun çıtası şu, vasatı. Bu dünyada Allah dedi ya benden korkun, diğerlerinden emin ederim. Peki nedir Allah'tan korkmak? İmanı kazanma ve kaybetme insanın başına açılmış bu dava açılmış İş en, en korkulması gereken bu imanı kazanmak ve kaybetmek Eğer korkumuzun çıtasını Buna çıkarırsak Diğerlerinden emin oluruz Mesela Korku e, imanı kazanma ve kaybetme ise bu 10 derece numara verirsek ya işte koronadan ölürsem ne olur bunun derecesi 1 veya 2'dir bunun peki yeri yok yani Biz korkumuzun kalitesini Allah Allah evet korkunun kalitesi var Böyle eften püften adam açlıktan korkar işte iflastan korkar işte koronadan işte malım biraz e, kazanamadımdan korkar e, Efendim şu makamını kaybetmekten korkar korkar da korkar bunu niye ne için veriyor Cenab-ı Hak? Bunu çıtasını düşük olduğundan biz eğer çıtamızı yüksek olursak ötekiler ilgimiz ilgimizi çekmez o. Nedir o? İmanı kazanma ve kaybetme kaliteli korkumuz olursa bunu Allah korkuluklar emin eder. Hatta korkuyu niye vermiş Allah insana donanım olarak vermiş? Korkuyu şunun için vermiş diyor 415 mektubatta. Aynen okuyorum Cenab-ı Hak haf damarını hıfsı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa hatta 5, 6 ihtimalden bir olsa ihtiyat karane bir haf meşru olabilir. Fakat 20-30-40 ihtimalden bir ihtimaliyle haf etmek evhamdır. Hayatı azaba çevirir. Demek ki Allah bize haf damarı, korku damarını hayatımızı ağırlaştırmak, müşkil yapmak, elim ve azaba çevirmek için değil, hayatını israf etmemek, hayatını basite alıp da böyle istihkar görmemek, tehlikelerden korumak kısacası, zehir yememek, atlamamak, yapmamak kıymetini bilmek içindi. Yoksa daha 5-6 tane ihtimalden bir ihtimalden korkup hayatını azaba çevirmektir. Mesela korona koronanın kendisi değil ki bu insanları ezen şu anda. Koronadan fazla bir günde Türkiye'de 120 kişi insan ölmüş, ölüyor koronadan. Kanserle ölen sayı kaç biliyor musunuz? tansiyonla ölen kaç? Kalp kriziyle ölen kaç biliyor musunuz? Sigara vesilesiyle ölen var kaç? Trafik kazasıyla ölen ne kadar? Tamam? E şimdi onlardan daha fazla. E peki ondan niye çekinmiyoruz? Çünkü propaganda yapılmamış bu kadar. Bu bu propaganda gündemi taşıdılar öne, ittiler. Nezleden ölen daha fazla. Nezlenin bir çeşididir bu da. E, ateş mi yükselmiyor? nezde Mezne, şey gripten, gripten haftalarca yatakta kalmamış mıyız? Bunu fazla propaganda ettiler. Ben inanıyorum dünya gündeminden ve Türkiye'den bu tür şeyler çıksa gündemden çıksa korona kalmaz. Belki de çoğumuz korona olmuşuz, geçirmişiz de haberimiz yok. Şimdi e, korkunun korkunun sebebi en en mühim sebebi şu. Korktuğumuz şey mesela korona niçin korkuyoruz? Zatından korkmuyoruz. Ölümü ölmemize vesile olacağı için korkuyoruz. Yani ölümden korkuyoruz. Onun için korku var. Ölümün kendisi izah edilemediği için bu ölüm korkusu o insandan kalkmaz. Ee, ölüm korkusu ölümün izah edilmesi lazım. Bu çözülmesi lazım. Kabir insanın aleminde, kafasında bu çözülme, En azından fikre. Şimdi temelinde şu var, gerçi konumuz o değil ya uzamazsın. Şu alan 61'de aynen şöyle okuyayım bak. Ölümün, ölüm korkusu, ölüm ne olduğunu şimdi burada antika bir kanun zikrediyor. Diyor ki, 61. Bendeki aşkı beka, insan ebed ve sonsuz yaşamak arzusu var. Yani ölmek istemiyor. Bende var mı? Var. Ama önümüzde işte korona var, kabir var, ölüm var. Bu ne olmuş? Aynı metni okuyayım sonra izah edeyim. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi, Zati zül kemalin ve zül cemalin bir isminin bir cilvesinin maiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamili mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına muteveci olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış gölgeye yapışmış aynenin bekasına aşık olmuştur. Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Ya. Gördüm ve hissettim ve hakkal yakin zevk, zevk ettim ki, bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda, baki zül kemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda, ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için laimüt bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin cilvesi olur. Daha ölmez diye şuuru imaniye, imaniyle takarur eder. Yani kısaca mevzumuzla alakalı. Allah kendisine ayna olmak, kendisini bize tanıttırmak için kendi bazı sıfat ve esmasının cil ve cemal nakış sanatını bize vermiş. Nümeni olarak bununla beni tanı dedi. Örnek ben nasıl bu odamı tanzim ediyorum ilmimle Allah da bu kainatı gayesine göre tanzim etmiş. Ben nasıl kitabımı böyle kaldırıyorum Allah da bu kainatı kaldırıyor. Ben nasıl irade ediyorum şu olsun olmasın Allah da böyle ediyor. Yani bendeki nümunelerle, gölgelerle yani asla göre gölge aslını anlamak için verilmiş. Mesela kudretimle kudretini, ilmimle ilmini, irademle iradesini anlamam içindi. Aynı bunun gibi de aşkı beka var. Allah'ın ya bakiyen tel bakiyen. Ya baki entel baki ya baki entel baki ya baki entel baki Allah'ın bekası Allah bakidir. Nasıl anlayacağız? Bin numunesini bize vermiş. Bununla beni anla diye. Allah'ın bakiliğini, bekasını, sonsuzluğunu anlamak için bize verdiği bekadan bir cilve verdiği bek arzusu. Yolunu şaşırmış. Bak yolunu şaşırmış. Yüzünden yolunu şaşırmış diyor bak. Gölge yapışmış. Allah'ın bekasını anlamamız gerekirken bedenin, cismin, vücudun bekasını aramışız. Onun belasını çekiyoruz. Demek ki bu bekanın yönü Allah içindi. Allah bakidir. Peki ne yapacağız? Diyor ki bunun çaresi aşağıda diyor. Allah baki mi kardeşim? Baki. La emut Tamam. Şimdi benim sahibim, benim ustam, benim sanatkarım, tövbe benim patronum, her şeyim Allah'ın böyle e, tövbe estağfurullah yani Allah ile insan iftihar ediyor. Haşa diyor ustad. İş güzardır diyor Cenab-ı Şimdi tabi böyle fani bir Rabbimiz olsa yani pek böyle şey eksik noksan şeyleri olsa insan nasıl bir güven olur ya ne kadar güvensizlik yaşar ama Rabbimizin baki olması sermedi olması insana yetiyor niye ben faniyim ama benim ustam sanatkarım bu dolayısıyla Bendeki bekalık zatımın bekası için değil, kendi bekasını almama, anlamam içindi. Onun bekası benim bekam için yetiyor. Benim ustam baki ise tamam, fani ne yaparsa yapsın. Hiçbir emniyeti yok. Esas o. Dolayısıyla bedene bekayı vermişiz. Başka bir de şu cesede ben demişiz ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Şimdi ben derken ben şimdi kendime yapıyorum. Siz de yapın. Bu benim gömleğim. Gir içeri. Bu benim atletim. Gir içeri. Bu benim vücudum. Gir içeri. Bu benim hayatım. Ben diyen hep arkada. Gir içeri. Bu benim aklım. Bu benim ruhum. O ben olan ben. Daha benim diye sahiplenmeyecek bir şey kalmamış. Benim ruhum derken ruh sahiplenilmiş. Ene sahiplenmiş. Ben olan ben sahipleyecek bir şeysi yok. Ha o sensin. İşte o ölümle hiç alakası yok. Ruhla ölümle alakası yok. Akılla alakası yok. Ölüm bedenedir. Beden nefistir. Beden, beden nefistir. Çok yemek, çok uyumak, çok yaşamak bu nefistendir. Nefistir. Onun için küllün nefsin. Zayikatul mevftir. <laughs> nefisler tadacak küllü ruhun demiyor küllü ruhun dolayısıyla Allah baki mi kardeşim baki Allah sermedi mi sermedi ben de bunun aynası mıyım aynasıyım o zaman bakinin aynası baki olmak iktiza eder o bizi yetiyor ama o dediğim gibi başta yolunu şaşırmış o beka Allah'ın bekasını aramak gerekirken bedenin bekasını arıyoruz Allah işte bu korona gibi basit Allah'ın memurunu Allah'ın memurudur bu korona onun da altında ezilip inim inim inliyoruz ya gelirse gelir kardeşim ne yapalım Ha, baki olan odur kardeşim. Ölüm izah edilmedikçe bu dünyada hiç kimseye rahat yüzü yoktur. Ölüm Müslümana teristir, Tahvili vücuttur. ıtlakı rub ruhtur, tebdili mekandır. Zindani dünyadan bostanı çıkmaya vesiledir. Pasaport dairesinde onaylanmaktır ya. Yani. kafir ölüyor, Müslüman mefte masar olacak. Yani teris olacağız Allah'ın izniyle. Böyle bakılırsa insan evet ölüm korkusu olur ama altında Müslüman bu bu derslerle tefekkür ne kadar edersek, ne kadar fikredip, hissedip, mahsedip, mahsedip zevk edersek, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma olursa, o nispetle ne kadar bunları tefekkür edersek, mesela şu 61. sayfayı ben sizden olsam bu şeyden sonra okurdum. Bir, şualar olmayan internete girer, şu yazsa, Bak orada o kadar acayip anlatıyor ki asbunallah ve nimel vekil. Böyle bu o ne güzel vekildir. Benim vekilim odur. Bu şuaları komple dördüncü şuayı böyle bir okusayın insan. Püf, elhamdülillah rahat ediyor. Yani peki devam ediyorum insanın dünyasını cehenneme çeviren üçüncü sebep yani nereden şey yapıyorum? Soğan düşün. Cücüğünde ne vardı? Baş olma. Risale-i Nur'da hubuca. İmam-ı Rabbani mektubatında baş olma diye geçer. En cücüğünde bu. Dışarıya çık, en merkezden dışarıya çık. Haf, korku. Üçüncüsü ne? Tama. Tama ne demek? Ahirette ancak doyup tatmin olacak hissini doymamak. Mal, mülk, makam böyle doymamak. Bunu niye vermiş Allah? Ahiretteki servete, ahirettekilere talip olsun diye ancak orada tatmin olacak hissini burada tatmin etmeye çalışmak ne demek? Bak bir daha. Ahirette ancak doyup ahirette ancak doyup tatmin olacak hissi var ya böyle mal, makam, varlık düşkünü olmak. Bunu dünyada aramak neye benziyor? Ka olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Peki ne yapacağız bunu? İsteklerimiz olmayacak mı? Var tabi. Bitmez tükenmez isteklerimiz. İnsanın bu arzu ve isteklerini ahirete ötelemek ve ertelemeyi becermemiz gerekiyor. Yani bunu da vermiş ki insan arzu ve isteklerini bir erteleyebilmek bir de öteleyebilmek terbiyesini kazansın. Hayvanlarda bu yok işte. İsteklerini, arzularını, emellerini ertelemek ve ötelemeyi. Siz bir köpeği gördünüz mü? Aç olduğu halde önünde kemik var. Ya dursun şimdi ya. Ben bunu sonra yaparım. Veya arkadaşına tercih edeyim. Yapamaz işte bunu insan insanın sıfatı bunu kazanması lazım. kazanamazsan gene bu dünyanı çünkü insanın bitmez tükenmez arzularını dün kainatı so atsan içine doymaz. Onun için Anadolu'nun bir sözü var. Ancak senin gözün toprakla doyar demiş. Çünkü topraktan gelmiş. Şimdi dördüncü insanın dünyasını cehenneme çeviren dördüncü sıfat ırkçılık. Irkçılık da ee, ne yapar bu? İnsanın gücünü kaybetmeye, insanı yalnızlaştırmaya, çeşitli hastalıklar gibi fitnelerin fitnelerin bataklığıdır. ırkçılık evet. El İslamiyetül Asabiyetül Cahiliye diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ırkçılığı asıl saadetten önceki asabiyeti cahiliye, cahiliye döneminin olduğunu insanı yalnızlaştırdığını insanın gücünü yok ettiğini insanı yalnızlaştırmak nedir e, 339 zannediyorum sözlerde e, insanın bak Yeis'in zulümatından diyor ikinci dalda geçiyor e, zannediyorum 339'da idi bak Yeis'in zulümatından Yeis ümitsizlik insanı zulümata kimsesizliğin vahşetinden e, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisiyatın izacatından ve bunların dehşetinden. Peki ne demek o? İnsan, insan ümitsizlik insanı zulümata atar. Kimsesizlik işe bu menfi milliyetçilik yapar. Kimsesizliğin vahşetinden vahşet vahşet doğurur ırkçılık bunun sebebidir ki İngilizlerin alem İslam'ın içine attığı içine attığı en acımasız bir sıfatlardan bir tanesidir. Ha, bu arada bir sorular da geliyordu. Abi sen İngiliz İngiliz duruyorsun da Amerika'ya bir şey demiyorsun. ustadımız İngiliz'de Amerika'yı kıyas etmiş eski eserde geçiyor. Hatırıma geldiği kadar söyleyeyim. Şu anda kitap önümde değil ama hatırıma geldiği kadar. İslamiyet'e şey İngiliz'e İngilizde ba yerde risalede de geçiyor. Gayrimüteal'de İG geçer. İG İngiliz diye. İngilizle Amerikan arasındaki farkı söyleyeyim. Buna ait bir kartpostal yapmıştık. İngiliz dinimize düşman. Amerika ise elimizdeki hazineye düşman. petrola işte varlığımıza, zenginliğimize düşman. Yani Birisi hayatımıza düşman, birisi imanımıza düşman. İngilizlerin petrol derdi yok. İngiliz altın altın derdi değil alem İslam'ın. İngiliz'in derdi iman ve İslamiyet. Onun için İslamiyet'in ezeli düşmanıdır. Amerika ise dininle mesele değil yani. Amerika'nın içine de bakarsanız. Amerika'nın din meselesi değil. Amerika senin servetine düşman. Onun için ee, bu dünyalığımıza Amerika düşman olduğu için faniye düşmandır. İngiliz ise ebediyetimize düşman olduğu için İslamiyet'in ezeli düşmanıdır. Şimdi o aramıza bu ırkçılığı atan o menvi, menfi, milliyetçilik insanın kuvve manvesini kırarak ruhunu söndürerek bedensel beden hayatına hapsettirmektir. Şimdi soğanın cücüğünden dışarıya çıkarken insanın dünyasını fanusa çeviren, cehenneme çeviren beşinci mutluluğun ortadan kaldırılan beşinci sebep enaniyet damarıdır. Bu ben merkezli yalnızlığın dehşetli peki enaniyet nedir? Ben hulasa ettim. Aslında burada e, uzun uzun anlatıyor, sayfayı da söyledim. E, burada ben sayfayı da buradan şey yapayım. Ee, beşinci enaniyet sayfa 424 Ben bir hulasa edeyim böyle bir cümle Bel merkezli Yalnızlığın dehşetine Düçar eder insanı Maddi ve manevi muavenetlerini yardımcılarını kaybettirir Nefsaniyetinin hapishanesini hapsettirir Küçük fanusun içini Okyanus zannettirir enaniyet Diğer insanların alemine Diğer insanların kendi alemine man, ma, Mal olmasına yani Diğer insanların özelliklerini Meziyetlerini alemime Mal olup Onlar sanki benim malımmış gibi Alemimde de kullanmama Mani olur Enaniyet almaz yani dışarıdan Bunun Bir sıfatı olan kıskançlık Enaniyetin bir sıfatı olan kıskançlık ise insanı kuyuya indirir. Kıskançlık niye kuyudur? Nereden çıkartıyorsunuz? Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri 11 tane Yusuf'u kuyuya attılar. Hangi hissiyle attılar? Ee, kıskançlık o iştir. Kardeşleri kıskançlık kuyu attıklarına göre kıskançlık insanı kuyuya indirir. Adavet nedir ise adavet hapishaneye dönüştürür. Böyle birisine kızıyorsun, nefret ediyorsun, vay falan diyor böyle. Ona bir şey oluyor mu? Kendi kendini yiyorsun. Yok. Sen hapishaneye girmişsin yani. Bunun yolu böyle adavet, nefret var ya kin, öfke. Karşıya bir şey oluyor mu? Yok. Mesela şu anda bana nefret eden o kadar kişi vardır ki zannediyorum. Nefret ediyor ama bana bir şey olmuyor şu anda. Peki o nefret nedir? Onu şey ne, hapishanesine döndürüyor. Kendisi yanıyor. El ceza min cinsil amel. Ceza amel Peki ne yapacağız abi bu? Yani ikide bir kafamdan çıkmıyor işte. Bu, hakikaten azap çekiyorum. O şöyle yapacağız. Bir, e, ona dua edeceğiz. Çünkü adavet ve nefret ettirme kin, öfke ona yaptıran şeytandır. Şeytan da, şeytan ortadan kaldırırsak bu da kalkar. O zaman nedir o? Ya Rabbi o sevmediğim o kardeşimi ya Rabbi. Allah'ım onu ve beni iki can da siz eyle. Allah'ım onu Allah'ım şöyle yap. Allah ım... Duada ısrar et. Duada ısrar ettiğince şeytan der ki olan ben nereye vesile oldum ya? Bunun duasına vesile oldum diye. Sonra şeytan ondan vazgeçer. Çünkü dua hükmünü icra ediyor. Ee, yapmak lazım. Demek ki en anet insanı küçük fincan kadar hususi dünyasını okyanus gibi zannettiriyor. Altıncı e, insanı dünyasını cehenneme çeviren altıncı his tembellik tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. El, zındıka ve insi ve cinli şeytanlar. Nedir o? Tembellik malum. E, temperverlik rahatına düşkün. Vazifedarlık nedir? Bir memur düşünün. Bir makam sahibi düşünün yani maddi ve manevi bir şahsiyet düşünün bir insan <laughs> Eğer Bu arada da şey de söyleyeyim e, Hulusi abi var ustadımızın talebesi en yani birinci talebelerinden birisi Memurdur albaydır ona e, Memurluğu iki şartla hoş görürüm diyor barlada İki şartla Yoksa memurluk Devlet kapısında dilencilik ve köleliktir diyor İki şart nedir bir makamını, vazifeni e, hizmet imaniye, Kur'aniyene vesile ve vasıta ve basamak yapmak. Üçüncü, ikinci şeyi izzetini, şerefini o makam için, o para için ortadan kaldırmamak. Şimdi ne yapalım kardeşim de memur kulu, emir kuluyuz deyip de inanmadığın yanlışlıkları sana yaptırmaması gerekiyor. Müslüman'a zulmetmemen gerekiyor. Komiser'dir, devlet hakimdir. Ne yapalım? Emir kuluyuz buna ceza verelim. E biliyorsun bu adam masum. Yani mesela biliyorsun avukatsın. Yanlışı alıyorsun davayı. Ne için alıyorsun? Para için alıyorsun. Sen demek ki paranın kölesisin yani. Yanlış bir şeyi niye savunuyorsun? Yani o yanlış bir davayı almak karşıdaki masum bir insanın hakkına tecavüz etmektir. Haramdır. Yani onun o adam sana geldi ama biliyorsun karşıyı ortadan kaldırmaya çalışacaksın. Haklıyken haksız duruma getireceksin. İşte derse gidecek adam kitap okuyacak. Ya bu kalk bunu yap. Tembellik var bir de rahatına düşkün. El şimdi cep telefonu var, bilgisayar da var. Dev, şeyde sokağa çıkma yasağı da güzel işimize yarıyor. Bu şu videodan şu videoya kalksan namazını yapsan, iki kitap okusan yok. Bu buna temperverlik deniliyor. Rahatına düşkün olmak, bir de vazife darlık. Bunlar insanın hususi dünyasını cehenneme çeviriyor. Cenab-ı bak Müslümanların haseten nur talebelerini ve hizmet ehlini iki cihanda aziz eylersin. Bu tür süfli sıfatlardan, kuyulardan, hapishanelerden hepsi emin eylesin. Maddi ve manevi ya Rabbi, maddi ve nur kardeşlerim ve Müslüman kardeşlerimi maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni şeytanların vesile olduğu hastalıklardan, musibetlerden ya Rabbi senin e, semavi arzı olan musibet, hastalıklardan bizi hıfsı emineyle, iki cihanda azizeyle i kerimede buyurduğun gibi bilmana öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman siz zalimlere has olmaz. Masumları da yakar. Oralardan o masumların e, yanan zümresinden de bizi de ma masumları ve bizi de muhafaza eyle. Ve eğer hayatımızı bu tür hastalıklarla netice noktalayacaksan Ya Rabbel Alemin servetimizi, malımızı, sadaka, zekat, hayatımızı da şehidi manevi olmayı, huzurunu almayı nasip eyle Ya Rabbi. Bizi hizmet imaniye, Kur'aniyede daim, kayım sayim eyle. Risale-i Nur'la haklanmayı onunla hakikatta bakıp Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Ve davahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. Kim bize nasıl dua ediyorsa onları ve onları sevenleri, bizi dua edenlerin kimlere dua ediyorsa ya Rabbi onları da iki cihanda azizeyle, Maddi ve manevi erva habiselerin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden, yeysin zulümatından ve sufli sıfatların vahşi dehşetinden hıfsı emin eyle. Ve vahum davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha